Önceki yıllarda yaptığı deneme ekimleriyle dikkatleri çeken Bolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bir ilke daha imza attı. Besin değeri ve lif oranı yüksek, mor renge sahip olması nedeniyle doğal renklendirici olarak pasta ve böreklerde kullanılabilen mor patates basın mensuplarına tanıtıldı. Ben bunu bitirelim işte. Ben gelin beraber yarın şey yapalım olmazsa. Evet. Beraber gidelim alalım. Tamam. O da abi çınar ilaçlı iyi de öleceksin. Farkında mısın? İlaçlı değil. Her gün değil mi? Bolu Belediyesi'nin Berk Mahallesi'ndeki fidanlığında ekilen mor patatesin hasadı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın ve basın mensupları tarafından gerçekleştirildi. Ha böyle bir tutsana. Arkadaşlar bunu bir keselim mi? Mor patates hasadının gerçekleştirilmesi sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, mor patatesin ekonomik değerinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Bolu yöresi bilindiği gibi çok patates sanılan, patates üretimi çok olduğu bir yerdir. Sarı patatesimiz var, dünyaca ünlü, sadece Bolu'da ekilen. Çok lezzetli bir patatesimiz var. Onun yanında biz Park Bahçeler Müdürlüğü olarak ekonomik değeri yüksek ne yapabiliriz diye düşünürken birçok güçlü bir Park Bahçeler Müdürlüğümüz var. Mor patates ekimi yapmıştık. Şimdi de gördüğünüz gibi çıkarttık. Biraz daha temizlendiğinden mor olduğu daha çok anlaşılacak ama görüldüğü gibi böyle mor patates. Bu konuyla ilgili Park Bahçeler Müdürümüz ekonomik değerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Hemen içinde açalım. Bir bakalım arkadaşlar. Şu şekilde hemen gösterelim. Mor patates. Böyle gördüğünüz gibi çok ekonomik değeri yüksek bir patates türü. Biz bu konuyla ilgili ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Çiftçilerimize eğer bunun üretimi uygun olursa çiftçilerimize de biz bunu önümüzdeki yıllar içerisinde tavsiye etme yöntemine gideceğiz. Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın ise hasadı gerçekleştirilen mor patatesin A, B ve C vitaminleri açısından zengin olduğunu ifade etti. Bu mor patatesin antosiyan sebzeler arasına girmektedir. B vitamini, A vitamini, C vitamini açısından son derece kuvvetli bir besindir. Lif oranı çok yüksek, nişasta oranı düşük, çok iyi bir karbonhidrattır. Ayrıca doğal bir pigment, mor rengine sahip olmasından dolayı pastalarda, böreklerde, çikolatalarda vesaire birçok çeşitle sofralarımızda görebileceğimiz ticari değeri yüksek, çok sağlıklı bir sebzedir. Aydın, bu patates türünün tohum olarak çoğaltılması için çalışma yaptıklarının da altını çizdi. Tohum olarak biz bunun üretimine başladık. Bu sezon tohum olarak çoğaltmayı düşünüyoruz. Zaten Bolu toprağımız yumrulu bitkilere çok yatkın. Patatesimiz de zaten meşhur. Bu mor patatesin üretimini de çok kolay yapmaktayız. O yüzden bunu da çiftçilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Obeziteye karşı etkili, kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliği var. Ayrıca demans, yani hani bu bunama ve unutkanlığı gideren bir özelliğe sahip. Çünkü mor besinler dediğim gibi antioksidan değeri çok kuvvetli olduğu için koruyucu, hücre koruyucu özelliğine sahip.